Bugün kayma gerilmeleri ve pimlere bakacağız. Bizim için önemli bir konu. İnşaat mühendisliği için önemli bir konu yani. Ama bunun ayrıca makine mühendisliği için de önemli bir konu. Çünkü neredeyse birçok şey pimler ile oluyor. Pimler ile gerçekleşiyor. Tabii bunu anlamak için arkadaşlar öncelikli olarak kayma gerilmesi nedir? Onu anlamakta fayda var. Onu hemen şöyle basit bir çizimle anlamaya çalışalım. Mesela diyelim ki elimizde şöyle bir sistem var. Bu sisteme böyle yatay bir kuvvet etki ediyorsun. Şöyle arkadaşlar yatay bir kuvvet etki ediyorsun. Hatırlarsanız arkadaşlar bir kuvvet buna F değil. Bir alana paralelse yani şuradaki alana paralelse burası da A olsun. Burada ne çıkartıyordu ortaya? Kayma gerilmesi değil mi? Eğer kuvvet alana paralelse yani şöyle diyelim F diyelim paraleldir A ise ortaya arkadaşlar kayma gerilmesi çıkarır. Değil mi? Bunu da to ile gösteriyoruz aslında. To eşittir. F bölü A. Yani aynı normal gerilme gibi yapıyoruz. Ama bu sefer paralel olan alanı düşünüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bu bazı kaynaklarda V olarak da gösterilebilir. Yani görürseniz çok fazla şaşırmayın. V nedir falan diye düşünmeyin. Aynı anlama geliyor. Bütün olay kuvvetin aslında alana paralel olması. Tabii şu da var arkadaşlar. Şunu çizmekte fayda var şöyle. Bu buraya sabitlenmiş durumda tamam mı? Yoksa tek bir taraftan kuvvet uygularsanız herhangi bir hareket gözlemlenmez. Bu özellikle vidalarda ve pimli bağlantılarda karşımıza çıkıyor. Örneğin şöyle bir çizmeye çalışalım yapıyı. Varsayalım böyle bir binamız var ya da ne bileyim işte bir parça var metal parçası var. Bu metal parçasını şöyle arkadaşlar farklı vidalarla diyelim birleştirdik. Şu yukarıdan da kuvvet geliyor diyelim. Şimdi bu kuvvet şu cismin kendisine yani aslında şuraya şöyle yapalım. Şuraya normal kuvvet uygular. Değil mi? F sonuçta buraya dik. Bu yüzden buraya normal kuvvet uygular ve sigma oluşturur. Değil mi? Yani şu yüzeyde aslında sigma oluşur arkadaşlar. Ama vidalara baktığımızda ki bu vidaların biliyorsunuz arkaya doğru neyi var? Bağlantıları var. Bu F'in aslında şu şekilde geçtiğini görürsünüz. Yani bu F bu şekilde vidaları bölüştürür. Ve farkındaysanız vidalara paralel olarak hareket ediyor. Değil mi? O zaman şurada yani konuştuğumuz durum oluşur. Aslında vidalar to eşittir. F bölü A ile kayma gerilmesine uğrarlar. Bu arada tabii şunu karıştırmayın lütfen. Geri gelmişken onu da çizmek istiyorum. Kuvvetin yukarıdan gelmesine gerek yok. Kuvvet nereden gelirse gelsin hangi yönden gelirse gelsin hep arkadaşlar burada kayma gerilmesi oluşuyor. Mesele sadece kuvvetin alana paralel olması. Tamam buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle ileride çözeceğimiz sorularda çünkü bu bilgiyi kullanacağız. Evet şimdi gelelim karşımıza çıkan elemanlara. Burada en çok karşımıza tek kesmeye sahip ve çift kesmeye sahip elemanlar çıkıyor. Ne demek bunlar? Mafsalları zaten önceden konuşmuştuk ne olduklarını. Varsayalım şöyle bir tane eleman olsun. Bir de şöyle bir eleman olsun. Bu elemanı da bu elemanı da arkadaşlar şöyle yukarıdan bir pimle birleştirelim. Yani bu pim bunları böyle tutuyor olsun. Ama şuraya dikkat edin. Mafsallar biliyorsunuz kendi çevresi etrafında dönebilirler. Yani bu kendi çevresi etrafında dönebilen bir mafsal aslında. Tabi buralarda şöyle ev kuvvetleri var. Değil mi? Öbür tarafta da var aynı şekilde ev kuvveti. Ve bu ev kuvvetleri Birbirine eşit olmak zorunda. Yani sistem sağdan ve soldan dengelenmek zorunda. F netinin sıfır olmak zorunda. Yoksa bir hareket olur ve bir gerilme oluşmaz. Bu durumda arkadaşlar bu ne oluyor? Şuradaki çivi ya da pim zorlanmaya başlıyor. Ve arkadaşlar tam şuradan bakalım onu da şöyle çizmeye çalışayım. Bakın tam şuradan zorlanmaya başlıyor. Çünkü normalde aslında bunun şöyle etki ettiği değil mi? İçeriden geçen bir alanı yok mu? levhayı birleştiriyor ve şurada zorlamaya başlıyor. İşte bu zorladığı yerde çeşitli deformasyonlar oluşuyor. Biz bunu arkadaşlar kayma gerilmesi diyoruz. Ya da pimler de bu şekilde karşımıza çıkıyor. O zaman ne olacak? Şuradaki alana A desek to ne olur? To eşittir. Toplam F'imiz F zaten değil mi? Toplam kuvvetimiz F. Bu arada lütfen x'i toplayarak falan almayın. Bunlar birbirine zıt çalışıyorlar. Buradaki alan neyse o kadar alana bölüyorsunuz. F bölü A ya yazıyorsunuz. Şimdi benzer durum şurada da görülebilir. Çift kesmeye sahip sistemlerde görülebilir. O ne demek onu da çok kısa konuşalım. Şimdi çift kesmeye sahip olduğu zaman arkadaşlar burada F varsa değil mi? Burada F varsa burada da F olacak ama tabii bu sefer bu ikiye bölünecek değil mi? F bölü 2, F bölü 2 olacak ama toplamda yine F var burada. Yani F bölü 2 her zaman statik olarak denge olmak zorunda. Statik olarak denge yoksa Herhangi bir gerilmeden söz edemeyiz. Ama burada durum değişti. Ne oldu burada durum? Ne oldu arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Demin tek bir yerden kesiyordu hatırlarsanız. Bu sefer ne oluyor? Hem şuradan kesiyor. Demin buradan zorluyor sistemi. Kendi alanı kadar. Hem de buradan zorluyor. Bu sefer sistem farkındaysanız daha güvenli hale geldi. Yani ne oldu? To diyoruz bu sefer. Ama rengini değiştirelim ama. Bu sefer to diyorum. Eşittir diyorum. F diyorum bölü toplam f'i aldım. Sol ya da sağ fark etmez. Burada kaç yerden kesmiş? İki yerden kesmiş. O yüzden iki ile başlıyorum. Şöyle. 2 ile başlıyorum. Çarpı diyorum. A. Bu sefer çünkü iki yerden kesiyor. Peki. Bu durumda hangi sistem daha güvenli olur? İkinci sistem daha güvenli olur. Çünkü ikinci sistemde alan daha fazla. Alan arttıkça gerilmeniz düşer. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Çift kesmeli sistemleri tercih ediyoruz. Hatta daha fazla kesmeli sistemler de var onları tercih edebiliyoruz. Tabii bunu yaptığınız zaman alan genişliyor. Biz her zaman alanın genişlemesini istemeyiz. Alanın genişlemesini istemiyorsak çivi sayısını arttırabiliriz. Sonuçta bu üç boyutlu bir sistem arkadaşlar. Ya yani Bunu şöyle hayal etmeniz belki daha doğru olabilir. Şuraya çizeyim. Her zaman kesmeyi arttıramayacağımıza göre ne yapabiliriz mesela? Bu üstte bir tane değil mi vida vardı. Şurada bir tane vida ya da bir tane pim vardı diyelim. Arkaya doğru pim sayısını arttırabilirim ben mesela. Bir ve iki pimle bunu bağlayabilirim. Şöyle çizelim biraz daha içeriye alalım bunu. İki tane pimle bağlayabilirim. Peki bu durumda ne olur? Sistemi daha da sağlamlaştırmış olurum. Yani kesilme alanlarını arttırmış olurum. Bunu nasıl ifade ederim? To eşittir derim. F bölü. Bir kere iki pim var. Yani daha doğrusu iki kesilme alanı var. Şuradan ve şuradan kesiyor. Aynı üstteki gibi. O yüzden iki yazarım. Çarpı derim. Başka? Bir de arkadaşlar arkalardan kesiliyor farkındaysanız. Yani iki vidanın da yarattığı ekstradan iki alan daha var. O yüzden bir iki daha yazarım. Çarpı A. Doğru mudur? Bu şekilde ifade ederim. Bu arada A ne? A ne hesaplıyorum? A da arkadaşlar şuradan kuvvet sonuçta geçiyor ya. Şöyle geçiyor aslında değil mi? Bunun alanı. Paralel olarak gördüğümüz bunun alanı. O yüzden A'yı da şöyle ifade edebilir miyim? Pi çarpı D kare bölü 4. D burada ne? Onu da şöyle yazalım herhangi bir vidanın çapı. Değil mi? Şurası D benim için. Veya 2'ye bölersek pi r kare. Doğru mudur? Bu şekilde ifade edebiliriz. Güzel. Konu anlatımı bu kadar aslında. Çok uzun bir konu değil. Hemen sorularla bu örnekleri değerlendirelim. Ha, bu arada değerlendirmeden önce bir şeyden daha bahsedeyim. Burada arkadaşlar sonsuz çivi koymak da ya da sonsuz pim koymak da mantıklı olmayabilir. Çünkü siz atıyorum buraya bir tane daha öyle bir şeye koydunuz, pim koydunuz diyelim. Veya şuraya da bir tane koy. Sıkıştırdınız, sıkıştırdınız. Çok kötü çizdim ya. şunu düzeltmeye çalışayım biraz daha güzel çizeyim. Buraya bir tane daha atıyorum pim koydum diyelim. Buraya da bir tane koydum. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Levhanın hareket edebileceği bir alan kalmadı. Yani levhanın kendi mukavemetini düşürmeye başlıyorsunuz ve levhada çiviler çok fazla yer kapladığı için yırtılmaya neden olabiliyor. Ama bunu sonraki derste kullanacağız. Tamam? Yani anlatacağız daha doğrusu. Güzel. Devam edelim.